Evet, yine Atatürk'ün bir sözüyle devam etmek istiyorum. Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz diyor Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu değerli cümleyi aslında İzmir İktisat Kongresi'nde söylemişti. Bu çok önemli bir mesele. 101 yaşında cumhuriyetimiz 101 senede ekonomik alanda neler yaşadı? nasıl güçlendi, güçlenebildi mi bunları da konuşacağız. Bu haberimizde detayları aktaracağız şimdi sizlere. Türkiye Cumhuriyet siyasi ve askeri olduğu kadar ekonomik anlamda da kazanılmış zaferlerin 101 yıllık tarihini kutluyor. Orta vadeli program projeksiyonuna göre bu yıl nüfus 85 milyon 592 bine ulaşacak. Böylece nüfus 1923 yılına kıyasla 6 kattan fazla artmış olacak. Ekonomideki ilerleme ve nüfustaki artışla birlikte Türkiye'nin dolar cinsinden gayri safi yurt dışı hasılası 101 yılda arttı. <laughs> Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası orta vadeli programa göre bu yıl 1 trilyon 331 milyar dolara ulaşacak. 1923'te sadece 45 dolar olan kişi başına milli gelirin bu yıl 15.551 dolar olacağı tahmin ediliyor. IMF'nin milli gelir sıralamasına göre geçen yıl dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye'nin bu yıl bir basamak yükselerek 17. sırada yer alacağı öngörülüyor.